Günaydın. Bütün günü evde geçirmek istiyorum. Yatacağım, film izleyeceğim, dizi izleyeceğim, kitap okuyacağım. Belki yiyecek bir şeyler hazırlarım çünkü malumunuz biraz ağzı ve midesi durmayan bir insanım. Sabah böyle acayip güzel bir kahvaltı yaptım ama kahvaltıyı böyle çok yapınca çekmek istemedim. Şimdi Defne'nin çok önerdiği, acayip ağladım dediği bir film vardı. Fahriye Evcen'le Murat Yıldırım'ın filmi galiba. Sonsuz Aşk diye bir film. Onu izleyeyim diyorum. Hazır zamanım varken. Lafı fazla uzatmıyorum. Söyleyeceğim her şeyi söyledim galiba. Bir düşüneyim. Söyledim galiba. Şimdi filme başlıyorum. Bakalım nasıl bir filmmiş. Ağlayacak mıyım? Salya Sümük olacak mıyım? Görelim. Hadi gelin. Polar pijamam ve ben film izlemeye hazırız. Bayağı iyi filmmiş. Yani izleyin derim. Ben normalde Murat Yıldırım'ı pek beğenmem. Böyle biraz kasıntı falan gelir kendisi bana ama böyle ben de ağlamalara doyamadım. Bence izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Filmi izledikten sonra kendimi böyle birden Beyaz Şov videolarını bakarken buldum. Hani hep öyle olur ya, YouTube'a girersiniz, sağdan soldan bir yeni video çıkar, ona tıklarsınız sonra. O şekilde bayağı video izlemişim. Zaman geçti adeta. Sabah sağlıklı beslenmekten bahsediyordum ama o kadar da sağlıksız sayılmayacak bir şekilde lahmacun yeme kararına vardık. Annem dışarıda pek fazla kıyma var şeyler yiyemiyor. Rahatsızlık duyuyor. Bizim bu evin yakınlarında bir tane lahmacuncu açılmıştı yeni. Orada rahat yiyebiliyordu. Ama ben de oranın lahmacununu çok iyi bulmadım yani. Şöyle daha iyisini yediğimi düşünüyordum. Kadıköy'de bir yerde ve bugün oraya gideceğiz. Yani benim istediğim yere gideceğiz sonunda ve bakalım beğenecek mi beğenmeyecek mi bilmiyorum. Kitap okuyacağım. Kitap okuduktan sonra da işte hazırlanırım ve gideriz. Şöyle biraz daha camın içine gireyim de. Bu arada size şu an okuduğum kitabı da göstereyim. Bunu aslında hoca verdi. Bizim ders kitabımız sayılabilir. Yaratıcı Deha'nın Sırları diye bir kitap. Beynimizi daha farklı nasıl çalıştırabiliriz, fikirlerimizi nasıl şekillendirebiliriz tarzı eğitici öğretici kitaplara bayılmaya başladım. Baya güzel bence. Şöyle düşünüyorum. Evet, bazı akıcı kitaplar, bazı bestsellerler okunabilir ama kitap okurken belli bir zamanımız ayırıyoruz sonuçta. Ben bir şeye zaman ayırıyorsam onun karşılığında bir bilgi birikimi, bir şey kazanmak isterim. Öyle kitabı biraz okuyayım, sonra yine dışarı çıkarken hazırlık aşamamda görüşürüz. Ne giyeceğime karar vermeden önce ilk yaptığım iş hava durumuna bakmak oluyor. Bir de özellikle şuradaki yağmur olasılığına bakıyorum. Yağmur olasılığı varsa ayakkabı tercihimi, yanıma şemsiye alıp almayacağım falan ona göre belirlemiş oluyorum. Işığı o kadar güzel ki biraz daha oyalanmak istedim. Hava da çok güzel görünüyor. Aa, çok güzel bir hava. Müthiş. Keşke benlik olsa ama benlik değil maalesef. Elendim. Elbise çok beğendik ama bu olmadı. Beni boğdu bir de zaten. Ben asla böyle giyemem. Çünkü boynum uzun değil maalesef. O yüzden bu iptal ama elbise alıyoruz. Ben başka bir kazağımla kombinleyebilirim kolaylıkla. Süper. Şimdi
eve geldik. Hazır burada böyle acayip apartman ışığını bulmuşken önünde çekeyim aydınlıkta dedim. Benim önerdiğim lahmacuncuyu ben yanlışlıkla önermişim. Yani şöyle, eskiden tadı daha bir mükemmel geliyordu. Harikulade geliyordu. Böyle Defne ve benim için özellikle müthişti. Meğer buradaki daha iyiymiş. Böyle sonra işte çay falan içtik. Sonra şimdi eve geldik. Direkt video editleyeceğim ve erkenden uyumayı düşünüyorum. Çünkü yarın sabah erkenden Defne ile buluşacağız ders saati öncesinde. Yukarı gidebilirim artık. Ay buranın da ışığı güzelmiş. Allah kahretmesin. Orada gözüm kör oldu. Mavi'den o gösterdiğim elbiseyi aldım. Üstündeki kazakları almadım. Çünkü evde onun üzerine uygun olan 1000 tane kazağım olduğunu düşünüyorum. Boşu boşuna masrafa gerek yoktu. Hava çok güzeldi. Birkaç gündür hava çok güzel. Umarım siz de tadını çıkarabiliyorsunuzdur. Böyle havalar iyice buz kesmeden ve yağışlar başlamadan önce yürüyüşler olsun, dışarıda vakit geçirmeler olsun. Çok güzel oluyor. Bir haftalık serüvenimiz burada sonlanıyor. Bugün pazardı ve 7 günü bir haftayı tamamlamış olduk. Bir hafta çok hızlı geçti. Anlayamadım bile. Yoruldum mu? Yoruldum. Evet. Bu kadar. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Biraz böyle sizinle veda konuşması yapıyormuş gibi falan hissettim kendimi. O kadar çünkü sabahtan akşama her şeyimi çektim ki size. Şimdi çekmeyecek olmak biraz böyle garip. Alışmışım çünkü. Ne tarz videolar çekmek istediğimi her zaman olduğu gibi bana yorum olarak bırakıp Instagram DM'den yazarsanız ben onları yerine getirmeye çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Nasıl olsa yazınca adı çıkıyor düşüncesiyle abone olmaktan biraz çekiniyoruz galiba. Ve ben bu tutumumu değiştirdim artık. Beğendiğim kanalları takip ediyorum çünkü o insanlar bunlara emek veriyor. Ve bir şekilde onları beni desteklediğimi görmeleri lazım diye düşündüğüm için abone oluyorum artık ve lütfen siz de olun. Galiba şu an aldığım anlık kararla çizim yapmaya geri başlayabilirim. Şu an çok üzüldüm kendime. Ben niye devam ettirmiyorum? Bakın. Durun göstereyim. Bakın bu bir tanesi. Nar falan çizmeye çalışmışım. Kıyamam. Ben bunu çizdiğimde ortaokulda olmam lazım. Bakın burada da gül çizmişim. Bunları tabii babam hemen çerçeveletmişti. Böyle gaza gelmiştim. Oo, çiziyorum, eserlerim duvarları süslüyor, çerçeveletiliyor falan diye. Gayet motive edici bir şeydi ama niyeyse şimdilerde bırakmıştım. O yüzden şu an geri başlama kararı aldım. Müthiş oldu. Ay nereden nereye? Şurada böyle videonun kapanışını çekerken ilkokula, ortaokula döndüm. İnanamıyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum o zaman. Sizlere veda diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her cuma saat 19'da video atmaya devam ediyorum tabii ki. O yüzden haftaya cuma görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.